Merhaba sevgili öğrencilerimiz. 4. sınıf trafik güvenliği dersi 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık sorular çözeceğiz. Bir de aşağıdaki boşlukları diyor tabloda verilen uygun kelimelerle doldurunuz diyor. Kelimelerimiz güvenliğimiz, taşıtta, kırmızı, trafik polisi, çocuk parkı. Şimdi boşlukları dolduracağız. Trafikte taşıtlara yeşil ışık yanarken yayalara hangi ışık yanar? Kırmızı ışık yanar. Yani taşıtlara yeşil yanıyorsa yayalara kırmızı ışık yanar. İlk yardım çantasının her neyde olması lazım? Araçta, taşıtta bulunması lazım. Her taşıtta bulunması gerekir. Bisiklete binerken nokta nokta için gerekli önlemleri almalıyız. Güvenliğimiz için gerekli önlemleri almalıyız. Oyun oynama için nereye gideceğiz? Çocuk parkı gibi güvenli yerleri tercih etmeliyiz. Trafikte düzeni ve güvenliği sağlayan kişi kimdir? Trafik polistir. Doğru yanlış sorularımız var. Doğru ise D, yanlış ise Y yazacağız. Karşıya geçme için varsa alt ve üç geçitleri tercih etmeliyiz. Doğru. Y geçidi ışıklı işaret cihazı alt ve üst geçit güvenli geçiş yerlerdir. Evet, Y geçişi öyle. Işıklı işaret cihazı bize ne diyecek? Kırmızı ya da yeşil yanacak. Alt ve üst geçitler bunlar güvenli yerler. Doğru yani. Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir. Doğru. Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmaya gerek yoktur. Bu yanlış. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Araç geliyor mu, gelmiyor mu? Güvenli mi, güvenli değil mi? Oyun oynama için en iyi yer rahatça koşup oynayabileceğim sokak ve caddelerdir diyor. Hayır, yanlış. Oyun oynama yeri parktır. Sokak ve caddeler araçlar için. Araçlar gelip geçtiği için çocuklar için güvenli değildir. Aşağıda verilen kavramları anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. Anlamlarına bakacağız. Işıklı trafik işaret cihazı. Yani cihazımız nedir? Işıklı şu. Üst geçit. Yani üst geçit var. Üst geçitimiz burası. Alt geçidimiz. Neresi? Alt geçit ise burası. Okul geçidi. Evet, okul geçidini de gösterelim. Okul geçidi de burası. Sonra ne kaldı? Y geçidi. Y geçidi de bu. Ya da isim verirsek, hani isim vermek gerekirse, yani şunu A diyelim. Buna B, buna C, buna D, buna E. O zaman ışıklı trafik işaret cihazı B olacak. Üst geçit E olacak. Alt geçit A olacak. Okul geçidi C olacak. Y geçidi de D olacak. Bu şekilde isimlendirebilirsiniz. Aşağıdaki hangisi yerlerin trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan biridir demiş. A. Karayolunda güvenli geçiş yerlerine bulunduğu yerlerden geçmek bu doğru olan bir şey. Yanlış değildir. Cadde ve kaldırımlarda koşmamak. Tamam, bu da olması gereken doğru. Alt ve üst geçitlerin bulunduğu yerlerde bu yolları kullanmak. Bu da doğru. Kaldırma sokaklarda oyun oynamak. Oyun, kaldırım sokaklar araçlar için yani burada oyun oynamak yanlıştır. Oyun oynamayacaksınız yoksa araçlar çarpar. D seçeneğimiz yanlış. 5. Aşağıdaki hangisi karşıdan karşıya geçişte yapılmaması gerekir diyor. Yani yanlış olan şeyi soruyor. A. Yaya geçitlerini kullanmalıyız. Bu doğru olan bir şey. B. Araç gelmiyorsa kırmızı ışıkta geçebiliriz. Hayır. Nedir? Araç bir anda hızlı olarak gelebilir. Yanlış. 2. Alt geçitleri kullanmalıyız. Doğru. 3. 4. D. Trafik polisi varsa işaretlerine dikkat etmeliyiz. Doğru. Yanlış olan seçeneğimiz B oluyor.
Altı aşağıdaki hangisi güvenli oyun alanlarından biri değildir? Yoldan uzak boş arsalar, sokaklar, oyun bahçeleri, çocuk parkları. Boş arsa sahalar güvenli. Yani boş arsa ise çukur mukur yoksa güvenli. Sokaklar güvenli değildir. Sokaklar güvensizdir. Çünkü araçlar çarpar. B yanlış. Yani güvenli değil. C okul oyun bahçeleri güvenli. Çocuk parkları da güvenli. 7. Bir toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan bir yolcu uyarılmalıdır? Yanlış olan bir şey yapması lazım. Kulaklıkla müzik dinleyen yolcu dinleyebilir. Ses kısık olduğu sürece problem yok. B. Koltukları resim çizen yolcu. Evet, bu yanlış olan şey. Koltukları resim çizme için değil. Niçin? Yolcuların seyahati için gerekli. B. Yanlış. Bunu yapanlara uyarı yapacağız. C. Kitap okuyan yolcu. Evet, yolculukta kitap okumak okunabilir. D. Etrafı izleyen yolcu. Evet, insanlar yolculukta etrafı izleyebilir. Yanlış olan seçeneğimiz B idi zaten. 8. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. A. Taşıtlar için sarı ışık yanıyorsa taşıtlar geçmelidir demiş. Sarı ışık da değil. Sarı ışık hazır ol demek. Sarı ışık hazır ol. Kırmızı dur. Yeşilde geçiyoruz. Yeşil ışık yayalar için yanıyorsa yayalar kaldırımda beklemelidir. Bu da yanlış. Yeşil ışık geç demek. Yayalar için yanıyorsa yayaların geçmesi lazım. Kırmızı ışık taşıtlar için yanıyorsa yayalar karşıya geçmelidir. Evet. Kırmızı ışık taşıtlar için yanıyorsa yayalar karşıya geçebilir. Yeşil ışık yayalar için yanıyorsa taşıtlar geçmelidir demiş. Taşıtlar değil. Kim geçecek? Yayalar geçmesi lazım. Doğru olan seçeneğimiz. Taşıtlar doğru zaman yayalar geçecek. Yani taşıtlar için kırmızı yanıyorsa yayalar için yeşil yanar. Cevabımız doğru olan C seçeneği olacak. 9. Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır? Yanlış olan bir şeyler arayacağız. A. Bisikletin korna ve frenlerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Bu doğru olan bir şey. Yani bisikleti bir önce kontrol edeceğiz ki yoksa bisiklet frenler sağlam olmazsa hızlandığımız zaman durduramayız, çarparız. B. Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak. Hayır, bu yanlış. Çünkü ellerimizi bırakmayacağız. Bırakırsak direksiyon hakimiyetini kaybederiz ve duvara toslarız. Çarparız, arabaları çarparız. Yanlış. C. Sağ ve sola dönüşlerde dikkatli olmak. Elbette dikkatli olacağız sağ ve sola dönüşlerde. D. Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak. Trafiğe açık alanlarda kullanmayacağız. Neden? Çünkü araçların hızları yüksek olduğu için bisiklet trafiği kilitler ve hatta çarpabilir. Yani araçlar çarpar, araçlar sizi görmeyebilir. O yüzden cevabımız benim. 10. Işıkta trafik işaret cihazındaki yeşil ışık ne anlama gelir? Geç demek. Kırmızı dur, sarı hazır ol, yeşil ise geç demektir. Cevabımız B. 11. Aşağıdaki hangisi yayaların uymaları gereken kurallardan biridir? A. Karşıya yaya geçitlerinden geçmek. Evet, bu kurallardan biri. Karşıya taşıtların arasından geçmek. Bu yanlış olan bir şey. Taşıtların arasından geçmeyeceğiz. Arkadan taşıt gelir, çarpar. Taşıt yolunda oynamak, bu da yanlış. Taşıt yolunda oynamayacaksınız. Yaya kaldırımlarında oynamak. Oyun için değil, yaya kaldırımları ne için? Yayaların yürüyüp güvenli seyahat etmesi için. Yani cevabımız doğru olan A seçeneğidir. Nereden geçeceğiz? Karşıdan karşıya yaya geçitlerinden. 12. Yolun karasını nereden geçebiliriz? A. Yaya kaldırımından geçebiliriz. Yaya geçitinden geçebiliriz. Sokaktan demiş. Caddeden demiş. Hangisinden geçeriz demiş. Şimdi yaya geçidinden pardon, yaya geçidi var. Yaya kaldırımı yok. Yolun karşısına nereden geçiyoruz? Yaya geçidinden. Yani kaldırım değil, geçit. Kaldırım var. Karşıdan karşıya geçmek için değil. Cevabımız C seçeneği. Yaya geçidinden geçeceksiniz. 13. Aşağıdaki hangisi trafiğin unsurlarından biri değildir? Mevsim, araba. Araba unsur. Çünkü trafikte yolcu, araba, yaya. Nedir bunlar? Yaya, yol, trafik unsuru. Ama mevsim trafik unsuru değildir. Cevabımız A seçeneği. 14. Karşıdan karşıya hangi ışık yanınca geçeriz? Yeşil ışık yanması lazım. Yeşil ışık yanınca geçeriz. Cevabımız nedir? A. Sarı ışık hazır ol, kırmızı dur. Mor ışık yok zaten. 15. Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir?
Arabanın önünde ve arkasında hızla geçmek bu güvensizdir diyor. Arkadan bir araba geldi mi çarpar, kaza olur. B. Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek. Evet, bu güvenli yol. Yaya geçidi. C. Üst veya alt geçitlerden geçmek. Bu da güvenli bir yol. D. Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek. Bu da güvenli. Güvensiz olan şey araçların önünden arkasından geçmek. 15A. 16. Aşağıdaki taşıtların hangisi deniz yolu taşıtıdır? Denizde gidecek. Tren. Nedir bu? Tren. Karayolu. Nedir? Deniz otobüsü nedir? Zaten suda gidiyor. Cevabımız B. Otobüs karada, uçak havada gidiyor. Cevabımız B oluyor zaten. Trafik kurallarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. A. Trafik kurallarına uymak can ve mal kaybının önleri doğru. Trafik kuralları uzun çalışma sonucunda belirlenmiştir. Doğru. Trafik kurallarına uymakla kalmamalı. Uymayanlara da mutlaka uyarmalıyız. Doğru. Trafik kurallarına yalnızca sürücüler uymalıdır. Hayır. Hem sürücüler hem yayalar herkes ne yapmalı? Trafik kurallarına uymalı. O yüzden D seçeneğimiz yanlıştır. 18. Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir? Güvensiz yol arayacağız. A. Arabaların önünden ve arkasından hızla geçmek güvenli değildir. Nedir bu? Güvenli değil. O zaman cevabımız A. B. Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek güvenli. Üst veya alt geçitten geçmek güvenli. Trafik ışıklarının olduğu yerden geçmek güvenli. Cevabımız A zaten. Aşağıdaki hangisi ulaşım yollarından biri değildir? Karayolu, ulaşım yolu. Evet. Hava yolu var, deniz yolu var, bisiklet yolu var. Hangisi diyor? Ulaşım yollarından biri değildir. Yani bir yerden bir yere giderken bisiklet yolu sadece bisiklet ulaşım amaçlı değil de insanların hava alması için karayolu var, hava yolu var, deniz yolu. Uzak mesafeler için bisikletle uzak mesafelere gitme diye bir şey yok. Zaten uzak mesafe bisiklet yolu da yok. Bisiklet yolları zaten kısa mesafeler içindir. Yani 20. Trafik kazası sonucunda yaralara yardım istemek için hangi telefonu aramalıyız? 112. Niye arayacağız? 112 acil. Şimdi aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D yanlış olan Y yazınız demiş. Trafik polisi ışıklı trafik işaret cihazı ve trafik işaret lafları trafik güvenliği sağlayan önemli unsurlardandır. Doğru. Daire şeklindeki trafik işaret levhaları trafikle ilgili çeşitli yasaklamaları ifade eder. Bu da doğru. Yayalar yeşil ışık yanarken durup beklemeli. Kırmızı ışık yanarken karşıya geçmelidir. Yanlış. Yayalara kırmızı ışık yanıyorsa duracak. Yeşil ışık yanıyorsa bekleyecek. Araçların ışığı farklı. Yayaların ışığı farklı. Yayalar yanıyorsa yeşil. Yayalar geçecek. Kırmızı yanıyorsa duracak. Alt ve üst geçitler taşıt trafiğini hiç engellemeden karşı geçmemizi sağlar. Bu da doğru. Aşağıda verilen boşluklara uygun genel sözcükleri doldurunuz demiş. Kaldırım, yaya, trafik, yaya geçidi, trafik polisi. Yayaların ve araçların karayolu üzerinde hal ve hareketlerine trafik denir. Denirmiş buna. Trafik denir. Trafikte araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket halinde bulunan insanlara ne denir? Yaya denir. Taşıt yolun kenarında ve taşıt yolundan daha yüksek olan bölüme kaldırım denir. Nokta nokta trafiği düzenleyen ve denetleyen görevlerdir. Bunlar trafik polisidir. Trafik polisi. Yayadan geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denilmiş? Yaya geçidi denir. Üç, aşağıda karayolunda karşıya geçiş kuralları ile ilgili verilen karışık cümleleri karşıya geçiş kuralına uygun olarak sıralayınız diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Önce ona bakalım. Önce yapmamız gerekenlere bir bakalım.
Şimdi önce sağa bakarım, sonra önce sola bakarım, sonra sağa bakarım diyor. Sonra tekrar sola bakarım diyor. Kaldırımda dururum diyor. Yolun ortasında sağa bakarım diyor. Gelen araç yoksa yolun ortasına kadar yürürüm. Gelen araç yoksa karşıya geçerim. Evet, bunların sıralamasını yapacağız. Şimdi yapmanız gerekenler. Önce kaldırımda duruyorsunuz. Kaldırımda dururum. Sonra önce sola bakarım. Sonra sağa bakarım. Sonra tekrar sola bakarım. Gelen araç yoksa yolun ortasına kadar yürürüm. Sonra ise yolun ortasında sağa bakarım. Gelen araç yoksa karşıya geçerim yani. 1'e C, 2'ye A, 3'e B, 4'e E, 5'e D, 6'ya F gelecek. Aşağıda verilen trafik işaretinin anlamlarına uygun olarak yazınız diyor. Anlamları neymiş bunun? Evet, burada bir bu Y'ye geçidi. Neymiş? Y'ye geçidi. Okul geçidi. Bu ise trafik işareti, trafik lambası ya da trafik işareti. Trafik lambası varmış, ondan bahsediyor. 5'e kaldırımda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır demiş. A. Koşu ilerlemek. B. Taşıt yolunun en yakın yerden yürümek. C. Arkadaşlarımızla itişerek şakalaşmak. D. Birbirimizle yürüyorsak onun elinden tutmak. Şimdi Y kaldırımda koşarak gitmeyeceğiz. Çünkü başkaları da gittiği için onlara çarparız. Yanlış bu. Taşıt yolunun en yakın yerine yürümek. Hayır. Taşıtlar yoldan çıkabilir. O yüzden yolun en yakınından değil de uzağından gideceğiz. Bu da yanlış. Arkadaşlarımıza itişip kakışarak gitmeyeceğiz. Bu da yanlış. D. Birbirimizle yürüyorsak onun elinden tutmak. Evet, çocuklar büyüklerin elinden tutmalı ki kurallara uysunlar. D. 6. Aşağıdaki hangisi yerlerin uyması gereken kurallardan biri değildir? A. Trafik işaret defalarına dikkat etmeli. Yaylar ve araçlar dikkat edecek zaten buna. B. Emniyet kemeri takmak. Yaylar emniyet kemeri takmıyor. Araçtakiler takıyor. C. Karşıdan karşıya geçişlerde trafik ışıklarına uymak. Evet, uymak zorunda. D. Karşıdan karşı geçişlerde yaya geçidini kullanmak. Var ise kullanacak. Evet. Yaylar emniyet kemeri takmadığı için B seçeneğimiz yanlış. 7. Aşağıdaki hangisi yayalar için güvenli geçiş yeridir demiş. 2 taşıt arası. Hayır, güvenli geçiş değil. Aradan başka bir taşıt çıkar ve çarparsın. Köşe başları tehlikelidir. Buradan yapmayın. Araçlar aniden çıkar. Üst geçitler uygundur. Üst geçit, alt geçit cevabımız C. Banketli yollar diyor. Nedir? Yollardan geçmeyeceğiz. Nereden geçeceğiz? Üst geçit, alt geçitten C. 8. Öğrencilerin güvenli olarak geçebilmesi sağlayan taşıt yoluna ayrılmış ve bir trafik işaretiyle belirlenmiş alanın ne denir? Şimdi okul geçidi. Bunlara öğrencilerin güvenli geçmesi gereken alana okul geçidi denir. Yani cevabımız D. 9. Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçilen köprü aşağıda hangisidir? Üst geçit. Nedir bu? Üst geçittir. Üstten geçer. 10. Trafik ışıklarında yayalara kırmızı yandığı zaman bir yay ne yapmalıdır? Kırmızı dur demek. Yaya kırmızı yandıysa kırmızı olarak duracak, yaya durmalı. 11. Karayollarında trafik işaret lambalarının konulması aşağıdaki hangisidir? Trafiği düzenlemek. Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek. Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak. Cevabımız trafiği düzenlemek. Cevabımız B olacak. C. Sürücülerin daha hızlı gitmesini sağlamak demiş. Sadece sürücü yok. Yayalar da var trafikte. D. Sürücülerin daha yavaş gitmesini sağlamak. Hayır. Trafik sadece sürücülerden oluşmuyor. Cevabımız B. 12. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi mecburi yaya yolunu anlatmaktadır diyor. Mecburi yaya yolu. Burada hız sınırı 50 diyor. Burada bisikletten bahsediyor. Şimdi kırmızılar yasak demek. Kırmızılar yasak nedir? Kırmızı var ise, içerisinde bisiklet var ise anlamı şu. Kırmızı yasak demek. Yani bisiklet giremez. Kırmızı demek tehlike, yasak demek. Burada ise yaya giremez. Nedir?
Y diyor giremez. Hız diyor 50'yi geçemez. Evet, bilmeniz gereken şeyler kırmızılar yasak demek. Cevabımızı alacak. Hangisi mecbur Y yolu? Yeşiller Y yoludur. Bu ağlıyor cevabımız. Şimdi kırmızılar yasak. Kırmızı halkanın içerisinde bisiklet varsa bisiklet giremez. Y varsa Y giremez. Hız 50, 60, 70 yazıyorsa bu da sınırı belirtiyor. Hız sınırını belirtiyor. Burada hız sınırı 50 diyor. 50'den daha yukarı gidemezsin diyor. 13. Trafik işaret ve levhaların şekilleri farklıdır ve buna göre üçgen şeklindeki trafik işaret levhaları nokta nokta daire şeklindeki levhalar dörtgen şeklindekiler ise anlamını taşır diyor. Bu ifadelerdeki boşluklar sırasıyla hangi seçenekler gelmelidir demiş. Şimdi trafik işaret ve levhalarının şekilleri farklıdır. Buna göre üçgen şeklindeki trafik işaret levhaları uyarı, daire şeklindekiler yasaklama, dörtgen şeklindekiler ise bilgilendirme anlamı taşır. Cevabımız B seçeneği oluyor. Aşağıdaki boşlukları tabloda verilen uygun kelimelere doldurunuz diyor. Trafik var, güvenli yollar, SLS'ine kask, emniyet kemeri, trafik işareti, hamilelere, çocuk parkı 11, akrobatik. Bunları boşluklara yerleştireceğiz. Okula giderken ve gelirken kısa yolu değil, hangi yolu? Güvenli yolları tercih edeceğiz. Güvenli yolları tercih etmeliyiz. Peki kazalarda yer alma riskini azaltmak için emniyet kemeri takacağız. Emniyet kemeri takarız. 3. Bisiklet, kaykay, paten ve benzeri kullanırken dirseklik, dizlik ve kask kullanmalıyız. 4. İnsanların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hareketlerine ne denir? Trafik denir. Trafik denir. 5. Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanabilmemiz için evet ne olmasılı? 11 yaşını bitirmiş olmamız gerekir. Kaç yaşındaymış? 11. Altı, toplu taşıma araçlarında nokta noktaya yer vermeliyiz. Kimlere? Hamile bayanlara yer vereceğiz. Hamile. Ya da oyun oynama için nokta nokta gibi güvenli yerleri seçeriz. Çocuk parkı gibi güvenli yerleri seçeriz. Sekiz, bisikletin nokta nokta ikinci bir kişi oturmamalıdır. Neresine? Selesine. Selesine ikinci bir kişi oturtmayacaksınız. Çünkü sele yolcu taşımak için değil, eşyalarınızı koymak için. Dokuz, trafiği düzenleme için kullanılan özel işaretlere ne denir? Trafik işareti denir. On, bisiklet, kaykay, paten ve benzeri kullanırken nokta nokta hareketler yapmam. Yani akrobatik hareketler, tehlike oluşturacak hareketler yapmayacaksınız. Başkalarını tehlikeye düşürecek hareketler yapmayacaksınız. Doğru ise de yanlış ise ya yazınız demiş. 1. Oyun oynama için en iyi yer rahatça koşup oynayabileceğimiz sokak ve caddelerdir diyor. Sokak ve caddeler araçlar için olduğu için burası oyun oynamak için değildir, yanlış. Karşı geçme için varsa alt dış geçitleri tercih etmeliyiz, doğru. Okul geçitlerinde ilk geçiş hakkı araçların, hayır. Yani öğrencilerindir. Yani bu yanlış. Araçların değil. Y geçidi ışıklı işaret cihazı alt ve üst geçit güvenli geçiş yerleridir, doğru.
Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekir. Doğru ki yoksa iyi süremeyiz. Gideceğimiz mesafe yakın ise emniyet kemeri takmaya gerek yoktur. Yanlış. Her zaman için araçlarda emniyet kemeri takacağız. Duran iki aracın arasına geçmek tehlikelidir. Doğru. Aradan araç çıkar ve çarpar. Aracın önün koltuğunda oturabilmek için en az 10 yaşında olmamız gerekir demiş. Evet. Araç ön koltuklarında oturan çocuklardaki yaş sınırı 10 yaştır. Bu yaşın altındaki çocuklar araç ön koltuğunda seyahat eder ve trafik denetimine girerseniz trafik cezası ödersiniz. Yani ön koltukta 10 yaştan küçük çocuklar olmayacak. Bu ifademiz doğru. Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil en güvenli yoldan gitmeliyiz. Evet, amaç güvenli şekilde ulaşmak doğru. Araç kullanırken telefon kullanmak suç değildir. Hayır. Telefon kullanmak yasak ve suçtur. Yani değildir demiş. O yüzden bu yanlış. Çünkü telefon kullandığınız zaman kaza yapabilirsiniz. Yapma ihtimaliniz dikkatiniz dağıldığı için çok fazla. Aşağıda verilen kavramları anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. Trafik işaretleri nedir? Trafik düzenlemekle görevli kişi demiş. Araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklayacağız. Trafik düzenleme için kullanılan araçlar demiş. Yolda yayaların güvenliğinde karşıya geçişini sağlayan bölümler. Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçilen yol. Şimdi trafik polisi bir görevli. Trafik ışıkları var, alt geçit var, yaya geçidi var, trafik işaretleri var. Trafik işaretleri trafiği düzenliyor. Trafik işaretleri nedir bu? Yani araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz oluyor. Yaya geçidi nedir? Yolda yayaların güvenli karşıya geçişlerini sağlayan bölümlerdir. Bu da iki oluyor. Alt geçit. Trafik akışını kesmek için taşıt yolun altından geçilen yol oluyor. 3 oluyor. Trafik ışıkları. Şimdi burada bir tanesi nedir? Yani trafik işaretleri demiş. Bunu düzeltelim. Nedir bu? İşaretler trafik düzenleme için kullanılan araçlar oluyor. Bu bir oluyor. Şunu düzeltelim. Bu ikisi tekrar düzeltelim. Bu bir. Sonra 3'e 4'e gelmiş. Trafik ışıkları, trafik araç ve yayaların geçişini düzenleyen ışıklı cihaz oluyor. 4 oluyor. 5'te trafik düzenlemekle görevli kişi ise trafik polisi oluyor. Aşağıdaki satırlara ulaşım türlerini yazınız demiş. Ulaşım türleri karayoluyla evet, hava yolu var. Deniz yolu var. Deniz yolu ile bir de demir yolu ile. Ne var? Demir yolu ile. Evet. Karayolunda arabayla, otobüsle, dolmuşla gidebilirsiniz. Hava yolunda uçakla. Deniz yolunda gemi, sandal ya da deniz otobüsüyle. Demir yolunda ise tren, tramvay bunlarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Test sorularımız var. Ne diyor? Enes'in yaptığı hangi davranış yanlıştır? Ne yapmış Enes bakalım? A. Y alt geçit ve üst geçitlerini kullanıyor. Doğru bir davranış. Y kaldırımlarını kullanmıyor demiş. Bu yanlış kullanılması lazım. Cevabımız B yanlış. C. Araç tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor. Doğru. Karşıya geçişlerde veya yaya ve okul geçitlerini kullanıyor. Doğru. 2. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kayka ve paten kayarken kullanılması gerekenlerden biri değildir. Şimdi dirseklik kullanacaksınız. Dizleri sakatlanmasını önlemek için. Kask kullanacaksınız. Kafa sakatlanmasın. Düştüğünüz zaman darbe almasın diye. Dizlik kullanacaksınız. Dizler, dirsekler ve kafa sakatlanmasın diye şapka kullanmayacaksınız. Şapka yok yani cevabımız A'dır.
3. Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir demiş. Neyi yanlış yapmışlar bir bakalım. Karayolunda güvenli geçiş yerlerinin bulunduğu yerlerden geçmek doğru. Cadde ve kaldırımlarda koşmamak bu da doğru. Alt üst geçitlerin bulunduğu yerlerde bu yolları kullanmak bu da doğru. Kaldırım ve sokaklarda oyun oynamak. Oyun oynamak. Kaldırım ve sokaklarda oyun oynanmaz. Kaldırımlar yürüme için sokaklarda araçların geçişi için bu yanlıştır. Yani cevabımız D seçeneği. 4. Aşağıdaki hangisi tekerlekli bir kara taşıtıdır? Vapur deniz taşıdı. Tekeri yok. Zeplin hava taşıdı. Bisiklet bir kara taşıdı. Tekeri var. Gemi deniz taşıdı. Cevabımız C. 5. Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır demiş. Niye yaparsak yanlış olur. A. Bisikletin korna ve frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Kontrol yapmalıyız doğru. Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak demiş. Bu yanlış. Ellerinizi bırakırsanız dengeniz bozulur ve yere düşürüp kafayı çarparsınız. Yanlış B. C. Sağ ve sola dönüşe dikkatli olmak. Bu gerekli. D. Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak gerekli. Çünkü araçlar çarpabilir o yüzden bunlara uymanız lazım. 6. Aşağıdakinin hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez. Trafik polisinin olduğu yer güvenlidir. Alt üst geçitlerin olduğu yer güvenlidir. Okul geçitlerin olduğu yer güvenlidir. İş makinesinin olduğu yer güvenli değildir. Çünkü iş makinesi yani büyük araçlar olduğu için bunlar sizi göremez. Onlardan uzak durmanız lazım. Çünkü onlar çalışırken iş yaptığı için tehlikeli. 7. Aşağıdaki hangisi emniyet kemeri takmamızın nedenlerinden değildir demiş. Güvenliğimizi yani sağlamak için takıyoruz. A. Aniden taşıt aniden fren yaptığında öne fırlamamızı önlemek. Evet doğru. Çünkü ani fren yaptığımız zaman o hızla vücudumuz hareket etmek istiyor diyecek ama kemer onu önleyecek. Yani bizim dışarı fırlamamızı önleyecek. B. Kazalarda yer alma ölüm oranını azaltmak doğru. C. Aracı içindeki kişilerin ölüm oranını azaltmak doğru. D. Trafikte diğer araçlara çarpmamızı önlemek. Hayır, kemerin amacı kişileri korumak. Yani araçtaki kişileri korumak. Cevabımız bu yanlış. 8. Aşağıdaki hangisi bisikletle yapılmaması gereken davranışlardandır? Yanlış olan bir davranış bakacağız. A. Yayalara karşı saygılı davranmak. Saygılı olmak güzel bir davranış. B. Taşıtlara tutunmadan bisiklet sürmek. Evet, taşıtlara tutunmayacağız çünkü taşıtlar hızlı yavaş hareket eder ve dengenizi bozar. Hatta yani aracı altında kalabilirsiniz. C. Bisikleti iki eliyle birden sürmek. İki elimizle süreceğiz dengemizi kaybetmemek için. Doğru. D. Gerekli durumlarda aşırı hız yapmak diyor. Şimdi aşırı hız yapmayacağız. Ne yapmayacağız? Aşırı hız yapmayacağız. Aşırı hız yaparsak tehlikeli olur. 9. Aşağıdaki hangisi güvenli oyun alanlarından biri değildir demiş. Yoldan uzak boş arsalar güvenli. Sokaklar değil. Sokaklar güvenli değildir. Sokaklar oyun alanı değildir zaten. Oyun bahçeleri güvenli, çocuk parkları güvenli. Cevabımız B oluyor. 10. sorumuz. Trafikte en önemli şey nedir demiş. En önemli şeye bir bakalım neymiş. A. Taşıtları korumak. B. İnsan hayatı. C. Bakımlı yollar. D. Y. Geçitleri. Trafikte en önemli şey insan hayatı. Yani diğerlerin telafisi olur ama insan hayatının telafisi yok. O yüzden cevabımız nedir? B'dir. 11. Sahip olduğumuz bisikletimiz için dikkate alınması gereken en önemli husus hangisidir demiş. A. Bisikletin rengi. Hayır. Renk önemli değil. B. Bisikletin markası. O da önemli değil. C. Bisikletin boyumuza uygun değil. Evet, önemli olan bu. Çünkü büyükse, boyumuzdan büyükse, ayaklarımız yetişmiyorsa kullanamayız. Düşeriz, çarparız. Sakatlık çıkar. D. Bisikletin vites sayısı. Bu da önemli değil. Önemli olan nedir? Bisikletin bize uygun olup olmadığı, boyumuza uygun olup olmadığı. 12. Yaya kaldırımda yürürken aşağıdaki davranışların hangisi doğrudur demiş. A. Yola uzak yerden yürürüm. Evet doğru çünkü araçlar geçtiği için araçların yoldan çıkma ihtimaline karşı
Uzak yerden yürüyün ki yoldan çıkan, kaldırıma çıkan araçlar size çarpmasın. Bir arkadaşım da şakalaşarak yürüyün. G yolu yürüme yolu, şakalaşma yolu değil. B yanlış. C yola yakın yerden yürürüm demiş. Bize yanlışı soruyor. Zaten hepsi dördü yanlış. Bu da yola yakın yerden yürümeyeceksiniz. Uzak yerden yürüyeceksiniz. Koşarak yürümeyeceksiniz. Doğru olan seçeneğimiz A. Bisiklet kaykay kullanırken aşağıdaki hangisine dikkat etmeliyiz demiş. Neye dikkat edeceğiz bakalım. Kask, dizlik, dirsekli kullanmalıyız. Sakatlanma durumuna karşı doğru. Trafikte araçların arasında kullanmalıyız. Hayır, araçların arasına girmeyin. Araçların arasına girerseniz başka araçlar gelir, göremezsiniz. Onlar sizi göremez. Siz onları göremezsiniz. Araçların altında kalırsınız. Yaralanma, ölüm olabilir. B yanlış. Yani hangisine dikkat etmeliyiz demiş. Akrobatik hareketler yapmalıyız. Hayır, bu da yanlış. Bize doğruyu sormuş. Biz direkt B işaretledik ama yanlışı değil, doğruyu sormuş. Diye yayaları rahatsız edici şekilde kullanmalıyız demiş. Bu da yanlış. Kimseyi rahatsız etmeyin. Doğru olan şey nedir? Kask, dizlik, dirseklik takıp kullanmak. A. 14. Aşağıdaki hangisi güvenli yolun özelliklerindendir demiş. Güvenli yolda neler olacak? Bir bakalım. A. Bizi gideceğimiz en kısa zamanda ulaştıran yoldur. Hayır, en güvenli yol. En kısa zamanda ulaştıran değil, en güvenli yol. Bu yanlış. En güvenli yol olması lazım. Ne olması lazım? En güvenli yol olacak. Yanlış. B. Üzerinde trafik işaret levhaları bulunan yoldur diyor. C. Evimize en yakın yoldur. D. Tanıdığımız kişilerin evlerinin bulunduğu yoldur. En güvenli yol. En güvenli yol trafik işaretlerinin bulunduğu yoldur. Cevabınız nedir? B'dir. Evimize en yakın yol değil. İşaret yoksa arabalar yani orada şey yapıyorsa, kaydırak yapıyorsa tehlikeli olur. Yani bizim için işaret yani güven olması lazım. O da B'de var. İşaret, trafik işaretleri varsa güvenlidir. 15. Trafik kazalarında ilk önce hangi numarayı aramalıyız? 112. Nedir? Acil. Acil servisi arayacağız. Kazalanma durumunda 112 arayacağız. 177 orman yangını oluyor. 145'i ben de bilmiyorum. 133 hiç duymadım. 16. Aşağıdaki hangisi trafik kazalarının nedenlerindendir? Dikkatsizlik. Yani trafik kuralına uymamak. Temel nedeni bu. Cevabımız A. Dikkatli olunca trafik kazası olmaz. Alkollü araç kullanmak da var. Emniyet kemeri takmak. Ha pardon, trafik kurallarına uymak, uymamak diye algıladım. Trafik kurallarına uymak kaza nedeni değildir. Dikkatli olmak da kaza nedeni değildir. Bunlar kaza yönler. Emniyet kemeri takmak da kazayı önler yani yaralanmayı önler. Yanlış olan alkolü araç kullanmak bu kazaya sebep olur. C. 17. Aşağıdaki araçlardan hangisinde emniyet kemeri takılmaz? Otomobillere takılır. Kamyonlarda da var. Nedir? Tırda da var. Yazmıyor. Kremi ne oldu ya? Ne yoktur? Bisiklette, motosiklette emniyet kemeri yoktur. Benim. 18. Aşağıdakinin hangisi trafiğin güvenliğini sağlamakla görevli kişilerdir? Bunlar trafik polisleridir. Kimdir? Trafik polisleri. 19. Karşının karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir? Arabanın önünden ve arkasından hızla geçmek. Evet, bu güvenli değildir. Çünkü araçlar çarpar. Göremezsiniz araçları. Cevabımız A. Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek güvenli. Üst ve alt geçitlerden geçmek güvenli. Trafik ışıklarının olduğu yerden geçmek güvenli. Yani 20. Trafik akışını kesmek için taşıt yolunun üstünden geçilen köprü aşağıdan hangisidir? Üst geçit oluyor. Bunlara ne deniyor? Üst geçit deniyor. Cevabımız C. Aşağıdaki boşlukları tabloda verilen uygun kelimelerle doldunuz diyor. 3. Üst geçit, alt geçit, çocuk parkı, trafik emniyet kemeri, kurallarına güvenli yolları, güvenli olmayan trafik polisi, kask. Okula giderken ve gelirken kısa yol değil. Neyi kullanacağız? Bakalım ne varmış burada? Üst geçit var, alt geçit var, çocuk parkı var, trafik var, emniyet var. Güvenli yol. Kurallarına güvenli olmayan trafik polisi, kask var. Güvenli yolları kullanacağız.
Neleri kullanacağız? Güvenli yolları tercih etmeliyiz. Kazalarda yaralanma riskini azaltmak için emniyet kemeri takmalıyız. Emniyet kemeri. Emniyet kemeri takarız. Trafikte düzeni ve güvenliği sağlayan kişi kimdir? Trafik polisidir. Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçilen köprü biçimindeki yaya yoluna üst geçit denir. Üst geçit işaretleyelim. Nerede üst geçit? Burada. Trafik akışını kesmek için taşıt yolun altından geçilen yaya yoluna alt geçit denir. Alt geçit denir. Şu alt geçiti tam yazamadık. Alt geçit denir. Alt geçidi de bulup işaretleyelim. Nerede o alt geçit? Burada. Oyun oynamak için nokta nokta gibi güvenli yerleri seçeriz. Güvenli olan yer neresi? Çocuk parkı gibi güvenli yerleri seçeriz. Trafik nelerine uymalıyız? Kurallarına. O zaman trafik kurallarına uymalıyız. Sekiz, kaldırım olmayan, üzerinde yol çalışması yapılan yollar, nokta nokta yollardır. Bunlar güvenli olmayan yoldur. Güvenli olmayan yol. Bisiklet, kaykay, patent ve benzeri kullanırken dirseklik, dizlik ve ne kullanmalıyız? Kask, kafayı koruma için. Kask kullanmalıyız. 10. İnsanların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hareketlerine trafik denir. Trafik. Trafik denir. Evet, böyle dolduracaksınız sevilen kelimelerim. Doğru yanlış soru. Bakalım hangileri doğruymuş. Trafik kuralına uymak herkesin görevidir. Doğru. Oyun oynamak için en iyi yer rahatça koşup oynayabileceğim sokak ve caddelerdir. Hayır, sokak ve cadde tehlikelidir. Yanlış bu. Karşıya geçmek için varsa alt ve üst geçitleri tercih etmeliyiz. Doğru. Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil, en güvenli yoldan gitmeliyiz. Doğru. Güvenlik önemli. Okul taşıtlarında arkada oturanların emniyet kemeri takmaları zorunlu değildir diyor. Herkes takmalı. Yanlış. Trafikte önemli olan trafiğin akışının sağlanmasıdır diyor. Güvenli akış. Trafikte önemli olan trafik akışının sağlanması değil, trafikte güvenli akışın sağlanmasıdır. Güvenli şekilde bu da yanlış. Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmaya gerek yoktur. Bakmalıyız. Yanlış çünkü araç geliyor mu? Kim geliyor? Kim gidiyor? Y geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit, güvenli geçiş yerleridir. Doğru. Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekir. Bu da doğru. Taşıtlarda 0-9 yaş arası çocukların çocuk güvenlik koltuğu kullanmaları zorunludur. Nedir? Evet, çocuklar 0-9 yaşına kadar özel koltuklarda, çocuk güvenlik koltuklarında oturmalı. Bunların belli standartları var. Bilmem kilosu artınca şu şartlara sahip. Bilmem çocuğun boyu şuysa şu şartlara sahip diye değişik şartları var. İfademiz genel olarak doğru. Zaten 10 yaşının altındaki çocuklar ön tarafa oturamıyor. Yasak onlar. C'ye bakalım. Aşağıda verilen kavramlara anlamları ile eşleştiriniz demiş. Trafik işaretleri demiş. Nedir bu trafik işaretleri? Trafik düzenlemek, trafik düzenler. Nedir? Trafik düzenlemek için kullanılan işaretlerdir. Bir. Yaya geçidi. Bu soruları daha önce çözdük mü ya? Yolda yayaların güvenli geçişini sağlar. 3 alt geçit. Trafik akışını kesmemek için taşıt yolun altından geçilen yol. 4. Trafik ışıkları. Trafik araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz oluyor. Trafik ışıkları 4. Diğerisi de trafik polisi olmuş oluyor. Sanki bunları tekrar tekrar çözmüşüm gibi geldi.
Evet, sorularımızı tekrar çözelim. Çözdük sanırım çoğunu. Sıla'nın yaptığı hangi davranış yanlıştır? Y alt geçit ve üst geçitlerini kullanıyor. Doğru. Y kalınlarını kullanmıyormuş. Bu yanlış. Araç terkisi olmayan yerlerde oynuyor. Doğru. Karşı geçişlerde Y ve okul geçitlerini kullanıyor. Doğru. Cevabımız B. İki, oynama için güvenli olmayan yerler hangi seçenekte doğru verilmiş? Bahçe, çocuk parkı güvenli, spor salonu güvenli, bahçe güvenli, okul bahçesi, spor salonu güvenli, cadde ve sokak güvenli değildir. Cevabımız D. Trafik kazalarında ilk önce hangi numarayı arayacağız? 112 arayacağız cevabımızı. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kayka ve paten kayarken kullanması gerekenlerden biri değildir demiş. Gözlük gerekmiyor. Dirseklik kullanacağız. Kask, dizlik kullanacağız. Gözlük nedir? Böyle bir şey yok. Aşağıdaki hangisi yerden trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir demiş. Karayolunda yönlü geçiş yerlerinin bulunduğu yerlerden geçmek doğru. Cadde ve kaldırımlarda koşmamak doğru. Alt ve üst geçitlerin bulunduğu yerlerde bu yolları kullanmak doğru. Kaldırım ve sokaklarda oyun oynamak bu yanlıştır. Cevabımız D seçeneği yanlış. Işıklı işaret cihazındaki yeşil ışık ne anlama gelir? Geçiş anlamına gelir. Cevabımız B. 7. Karşıdan karşı geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir? A. Arabaların önden ve arkasından geçmek güvenli değildir. Nedir? Cevabımızı alacak. Y'ye geçidin bulunduğu yerden geçmek güvenli. Üst ve ya alt geçidinden geçmek güvenli. Trafik ışıkların olduğu yerden geçmek güvenli. Cevabımız A. 8. Yayaların ve taşıtların karşılıklarından geçişin düzeninin ışık sisteminin ne adı verilir? Işıklı işaret cihazı denir. Yani ışıklı işaret cihazı denir. Cevabımız A. Yayaların ve taşıtların karşılıktan geçişini düzenleyen ışık sistemine ne denir? Işıklı işaret cihazı denir. Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışların hangisini yapmak yanlıştır? A. Bisikletin korna ve frenini çalışıp çalışmadığını kontrol etmek doğru. Bisiklet sürekli elimizin ara sıra bırakmak bu yanlış. Çünkü bırakırsak tehlikeli olur. B. Yanlış. Diğerleri doğru. Sağ ve sola dönüşlerde dikkatli olmak doğru. Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak doğru. 10. Aşağıdaki hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez. Trafik polisinin olduğu yer güvenlidir. Alt ve üst geçitlerin olduğu yer güvenli. Okul geçidinin olduğu yer güvenli. İş makinesinin olduğu yer ise güvenli değildir. Çünkü orada bir çalışma var demek. 11. Aşağıdaki hangisi Y kaldırımda yürürken uyulması gereken kurallardan değildir demiş. Grup halinde kol kola yürümek. Bu nedir? Yanlıştır. Kaldırım kalabalıksa yolun kenarına yürümek. Bu da yanlış. Kaldırımdaki levhalara dikkat ederek yürümek. Arkadaşlar ile itişe kakışa yürümek yanlış. Levhalara işaretlere dikkat edeceğiz. Bu doğru cevabımız C. 12. Aşağıdaki hangisi emniyet kemeri takmamızın nedenlerden biri değildir demiş. Nedenlerden değil. A. Taşı daha önden fren yaptığında öne fırlamamızı önlemek doğru. Kazalarda yer alma ve ölüm oranını azaltmak doğru. Araç içindeki kişilerin ölüm oranını azaltmak doğru. Trafikte diğer araçlara çarpmamızı önlemek. Hayır, onun için değildir o. Emniyet kemeri yayalar içindir. Yani içeride oturan kişiler yolcular içindir ve şoför içindir. Yani sürücü içindir. D yanlış. 13. Bisiklet ve bisiklet kullanımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi tehlikeli ve yanlıştır? A. Bisikletin lastiklerinin havası normal olmalı. Doğru. B. Bisikletin frenleri sağlam olmalı. Doğru. C. Bisikletimizi kullanırken tek elimizi bırakabiliriz. Bu yanlış. Cevabımız C. D. Bisiklete binmek için uygun yol ve alanlar seçilmeli. Doğru. 14. Yayaların geçmesi için yolun üzerinde çizgilerle belirlenmiş alanlara ne denir? Yaya geçidi denir. C. Sadece yayaların kullanımına ayrılmış yürümek için kullanılan alana ne ad verilir demiş. Sadece yaya geçecekse bu yaya kaldırımıdır. Yani geçit değil, geçitlerden araç da geçiyor. Ne geçiyor? Yaya kaldırımıdır.